Meleklere iman nedir? Meleklerin Allah-u Teala'nın kulları olduğuna, mahlukatından bir mahluk olduğuna, erkeklik ve dişilik ile vasıflanmadıklarına icmali olarak iman etmek vaciptir. Onların sayılarını sadece Allah-u Teala bilir, diğer mahlukatların olduğu gibi. Ölürler. Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmezler ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Onlardan 8'ine tafsili olarak iman etmek vaciptir. O melekler şunlardır. Vahiy getirmekle görevli olan Cebrail, rızık ve yağmur ile görevli olan Mikail, sura üflemekle görevli olan İsrafil, ruhları almakla görevli olan Azrail, kabir suali ile görevli olan Münker ve Nekir, cehennem bekçisi olan Malik ve cennet bekçisi olan Rıdvan. Allah-u Teala'nın her kula iki melek görevlendirdiğine, birinin iyilikleri, diğerinin de günahları yazdığına ve ölene kadar o kuldan ayrılmayacaklarına iman etmek vaciptir. Nebilere ve Resullere iman ettiğimiz gibi kiramen katibin, hafaza ve görevli meleklere de iman ediyoruz. Onların sayılarını Allah-u Teala'ya havale ediyoruz. Allah'ın salat ve selamı dünyada, ahirette ve kıyamet gününde olmuş ve olacak olan şeylerin adedince ebediyen onlara olsun. Meleklere iman hakkında bilgiler. Melekler ruh gibi latif ve nurani, asıl vasıfları Allah-u Teala tarafından bilinen, yaratılmış bir kısım kuvvetli varlıklardır. Meleklerin bir kısmı daima ibadet ve zikirle uğraşır, bir kısmı da yer ve göklerde pek çok görevle meşgul olurlar. Melekler yemekten, içmekten, evlenmekten, doğup doğurmaktan biridirler. Değişik şekillere girmeye kabiliyetleri vardır. Yüce Allah'ın emirlerine asla isyan etmezler. Görevlerini emredildikleri şekilde aynen yaparlar. Kıyamete kadar kutsiyet içinde yaşayıp manevi bir zevk ile vakit geçirirler. Müminler meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdürler. Onların varlığı aslında mümkün olan şeydir. Gerçekte varlıkları ise bütün peygamberler ve onlara verilen kitaplar tarafından bildirilmiştir. Artık melekleri inkar, bütün peygamberleri ve kitapları inkar etmek sayılacağından onları inkar etmek asla caiz olmaz. Bundan dolayıdır ki öteden beri meleklerin varlığına bütün milletler iman ede gelmiştir. Onun için meleklere iman etmek bizim dinimizde de şarttır. Meleklerin varlığını bütün peygamberler ve bütün semavi kitaplara haber vermişlerdir. Bu alemde bizim bildiğimiz ve nice bilmediğimiz gizli aşikar yaratıklar vardır. Bugün varlıkları keşfedilmiş veya henüz keşfedilmemiş nice kuvvetler mevcuttur. Hatta akıl ve şuura sahip olup gözle görünmeyen cin adlı yaratıklar vardır. Onların varlığını peygamberler ve kitaplar bildirmiştir. Onların da insanlar gibi bir kısmı mümin, bir kısmı kafirdir. Akla ve şuura, kuvvet ve kudrete sahip varlıkların yalnız insanlardan olduğunu söylemek, koca kainatın yaratıcısı olan Yüce Allah'ın kudret ve büyüklüğünü düşünmemekten ileri gelir. Bir şey gözle görülmediğinden ve duygularımızla anlaşılmadığından dolayı inkar edilemez. Nitekim kendi ruhumuzu ve vicdanımızı görmediğimiz halde bunları inkar edemiyoruz. Bu kainatın büyüklüğü karşısında küçük bir parça yerinde sayılan yeryüzünde cins ve şekilleri anlatılamayacak kadar çok olan canlı varlıklar yaşamaktayken başka bildiğimiz ve bilmediğimiz alemlerde bizim yaratılışımıza aykırı biçimde akıllı ve şuurlu yaratıkların bulunmadığı nasıl söylenebilir?